telefon var. Bir dakika, çok önemli bir telefon var. Muhammed'in ilişkisi olduğu söylenen dayınızın hanımı Dilek Hanım telefonu attığında. Dilek Hanım merhabalar. Merhabalar. Dilek Hanım teşekkür ederim. Çünkü çok iddia var. Sizin ifadenize verdiğiniz bayağı iddialar var. Önce şunu sorayım. Sizin kocanızın yeğeniyle Muhammed'le bir ilişkiniz var mı yok mu? Bakın, o benim geldiğimde küçücüktü. Ben onu lavaboya koyup da yıkadım. Yıkamışımdır da. Hı hı. Asla böyle bir şey yok. Kabul etmiyorum. O Neriman'ın dediği ağzından çıkan konuşmalar da aynısı ona iade ediyor. Hı hı. Duydun mu Neriman? Tazizat diyen kendisi değil mi? Ben ama bu arada... Tazizat diyen kendisi değil mi? Dur Havva Hanım. Didem abla, ha. Benim özümde sözümde doğrudur. Onun ifadelerine göre biz burada konuşuyoruz. Kusura hiç bakmasın, aynısını ben ona iade ediyorum hepsini de. Benim eşim gideli 6 sene oldu. Ben 15 yaşında çocuğumla dedim alnımak oturuyor. Varlığı da görmüşüm, darlığı da görmüşüm. Yapmış mı? Ben ondan yaşça küçüküm. Ben Sezai... Tamam. Konumuz Dilek'in aşk hayatı değil ama ben şunu merak ediyorum. Dilek, sen ifadende Muhammed'in sana taciz mesajları attığından bahsediyorsun. İçtiği zaman atıyordu. Savcıma da aynısı böyle söyledim. İçtiği zaman sana ne mesajı atıyordu? O zaman seni rahatsız ediyordu yani. Bakın ben kimseyle yakalanmadım da bunlar ağzından çıkanlara dikkat etsin de konu bize gelince dağıtıyala, saçmalayala, doğru dürüst konuşsunlar. Katili kimse söylesinler. O gün akşam ne yaşadıysalar. Katil aileden biri demişsin sen. Sevgi öyle demişsin. Katil aileden biriyse katil kim? Yüzünden ben katil öldü. Aileden birisi demedim. Ben ona dedim hoş geldin dedim. Hı. O bana dönüp de bir şey söylemedi. Siz bizi suçluyorsunuz ama bir oda kendinize bakın dedim. Kendinizi araştırın dedim. Sizin kendi içinizden çıkacak dedi. Hayır, demişsin ki katil sizin içinizden çıkacak demişsin. Aileden biri demişsin. Sen de ailenin gelinisin ya. Bakın bunlar Soner'in Gamze'yle ilişkisi yok diyorlar. Her şey önümüzde maydama. O zaman hepsini çıkartın. Anlamadım. Ne dedin Dilek? Bir daha söyle. Soner'in Gamze'yle ilişkisi yok diyorlar. Var Gamze'yle ilişkisi. Çıkartın Kadir'i o zaman. Yokmuş. Aa, öyle mi? Evet. Soner'in Gamze'yle ilişkisi var mı? Çıkarın. Seni neden araştırmıyorum? Ya biliyoruz. Bakın biz bazı şeyleri, iddiaları gündeme getiriyoruz ama yalanlıyorlar. Ama bak. 4 Dilek. Kimseyi suçlamadım. Dilek çok önemli bir şey söyledin. Senin tanıklığın da çok çok önemli. Sen Soner'le Gamze'nin ilişkisini biliyor muydun? Ben kimseyi suçlamadım bu ana kadar. 4 seneden beri ben bu olayla yatıp kalkıyorum. Bunlar sürekli benim üstüme geliyorlar. Suçlama. Ben kimseyle yakalanmadım. Peki bana şunu söyler misin? Soner'le Gamze'nin ilişkisi. Çünkü katilin Soner olabileceği iddiaları da var. Ya da Muhammed ya da Gamze'lerden biri. Soner'le Gamze'nin ilişkisini sen ne zaman duydun Dilek? Ne zaman duydum söyleyeyim mi? Söyle. Soner'in annesi burayı üst kattaki eğitimin orayı buzağı almaya geldi. Benim kızım Facebook'ta mı Messenger'da mı ne bu Soner'le Gamze'nin fotoğraflarını gördü. Yengesine söyledi. Kızım, eldeki fotoğraflardan bahsediyorsun. Ondan bahsediyor. O zamandan beri bu o çocuğun onunla ilişkisi var. Sahildeki fotoğraftan bahsediyor. Anladım. Dolayısıyla bir aşk yaşıyorlar Gamze ile. Evet. Neden gizliyorlar? Neden? Ha, biliyorlar mı? Gizliyorlar diyorsun. Evet, gizliyorlar. Didem Hanım sadece bir dakika söyle sevgi. Kader bana o fotoğrafı attı. Yenge dedi ben böyle durumda fotoğraf gördüm dedi. Dilek'in kızı yani. Dilek'in kızı Kader bana fotoğrafı attı. Ben de kızım ona abi diyor onların arasında bir şey yok diye ona mesaj attım. Ondan sonra da zaten atmadı mesaj. Ama inanmamış Dilek zaten. Neriman duyuyor musun? Soner'le Gamze'nin ilişkisi varmış. Ve bunu saklıyormuşsunuz Neriman siz. Dilek söylüyor, yengen söylüyor. Didem Hanım Gamze'nin herkesle ilişkisi olduğu söyleniyor. Ama öne bak bir şey söyleyeceğim. Gamze'nin kimler? Bak Gamze'nin Soner'le ilişkisi daha çok önemli. Hiçbir şeyden bak, konuyu bulandırmayalım. Bak konuyu bulandırmayalım. Bakın, Gamze bak bir şey söyleyeceğim sevgicim. Dinliyorum.
ben çok bir soruyu sorarken konu bulandırılıyor. Hayır. Gamze'nin önüne gelen ilişkisi olması beni ilgilendirmiyor. Aynı konudan bahsediyoruz. Ama Soner'le ilişkisi benim için önemli. Tamam işte kader bana mı attı o mesajı? Tamam bir dakika lütfen. Ben bu soruyu bir netleştireceğim. Konuyu dağıtmayalım. Aynı şeyden bahsediyoruz. Tamam biliyorum ama bir sürü diyorsun. Konuyu dağıtma. Şimdi Neriman söyler misin? O evli kadın. Kendin, Didem abla, ha. Soner bekar, Gamze de bekar, herkesle ilişkisi olabilir. O kendisi doğru değil, bize doğruyu öğretemez ya, o. Konuyu da atmayın. Öğretemez. Bize eğri doğruyu gösterecek bir insan değil o. Bizim için kimse bir şey olmadı bizim için. Ya yani şunu söylüyor Dilek'cim yani tabii Dilek'in özel hayatı beni ilgilendirmiyor. Dilek bu iddia buna çok konuştuğumuz için gündeme getirmek yani cevap vermek ister misin? Yani senin aşk hayatın beni ilgilendirmiyor. Kocanla arandaki bir mesele de yani Sevgi'nin babasıyla da aranda ilişki varmış onu söylemeye çalışıyorlar. Didem Hanım ha. Ondan sesini kes beni dinle ne söyle. Olsun. Ama bizim konumuz cinayet ben, de buna bir yanıt vermek ben, istersen. Evet. Ha. Bakın ben çok müsait değilim. Alzheimer hastası kayınvalidem var yanımda. Hı. Tüm köylüde şahittir. Benim yanıma kim gelmiş, kim gitmiş? Onları boş ver. Şimdi bak konuyu şimdi eğer Dileğin aşk hayatının bu cinayetle ilgisi olduğunu düşünürsek bu konuyu gündeme getiririz. Benim şu anda konum Dileğin iddiaları çok çok önemli. Soner'le Gamze'nin ilişki yaşadığından bahsetti. O akşamda evet. Burhan'ın cep telefonundan Gamze'ye evet. ayrılalım mesajını atan acaba Soner miydi sorusunu evet. soruyorum. Evet. Didem Hanım. Didem Hanım. Buyur. Beni dinliyor musunuz? Dinliyorum canım. Bakın Burhan neden Soner'in telefonu kullanacak? Akıl var, mantık var. Adam fabrikalı. Beni duyuyor musunuz? Soner peki önemli bir soru Dedim, soracağım. Duyuyorum bir dakika. Soner amcasının şifresini biliyor muydu cep telefonunun? Evet biliyordu. Bir L vardı. Neden bilmiyor? Onun zaten bilmiyor. Yani. Bir L harfi vardı. Bir şey yoktu. Şifrede bir şey yoktu. Soner dolayısıyla amcasının şifresini cep telefonu. Kadir de bilir, Utku da bilir, Emrullah da bilir. Herkes bilir çünkü özel bir şifresi yoktur. Tamam. Senin oğlun da Kadir'in de bu şifreyi bildiği. Hepsi bilir. Yanında oturan birisi, onunla beraber alkol olan birisi yanında otururken bak, şöyle yapsa herkes bilir yani. Bak şöyle söylüyorlar. Şey ben izleyiciye açıklayayım. Senin oğlun Kadir'in de Kadir'in bu cinayeti işlemiş olabileceğini iddia ediyorlar. Açık ve net de o yüzden. Buyur Dilek'ciğim. Araştır. Varsa suçu yatar benim oğlum. Hiç suçsuz yere yattı 6 ay. Yine yatar. Abisinin için... Ne? O gece biz o cinayet olduğu gün akşam oraya gittik. Bunlar bizi görünce, oğlumu görünce, kocamı görünce bizi taylaklama başladı bunlar. Neden? Şimdi olay evet. gecesi kayınvalidem şey ne demiş. Hani diye. Onlar beraber benim alkol almışlar. Benim neredeydi evde Kadir? Yatarken biz benim o akşam beraber benim alkol almışlar diye Kadir'e şey şunu söylüyor bak düğmeye bas. Bir de aynı anda konuşmayın. O akşam normalde işte Burhan'ın kocası şey karısı herkes falan ve bu bir Dileği, oğlunu ve Kadir'i görünce onlara saldırmaya başlamışlar. Şeyi sormuş, kayınvalidem şeyi sormuş. Hani bunlar akşamdan söylüyor Burhan Kadir yanımda beraber evet. oturuyoruz yazıyor ya. Kayınvalidem soruyor ki niye hani ne oldu o akşamda Burhan bu şekilde burada bulduk biz bunu diye Dileği o şekilde onu soruyor. Yani hı. Kadir nerede diyor ne oldu o akşam diyor. Çünkü erkenden beraber oturuyorlar. Şimdi benim çok merak ettiğim 3 tane soru var. Bir sakin şunları bence senden gelin. Bir bak lütfen ne olur. Çok önemli 4-5 tane soru var. Dileğe bunları sormak tamam. istiyorum. Hiç kimse karışmasın. Neriman sen de dinle. Hava sen de dinle lütfen. Anlıyorum öncesinde başka kadınlık meseleleri, şapkınlıklar. Onları bir kenara bırakalım mı ne olursun. Bak konumuz cinayet. Bana şunu söyler misin Dilek? O gece silah sesini sen nasıl duydun? Şeysini konuşmaya gitmişler oraya. Ya Dilek bana şunu söyler misin? Silah sesini sen o gece nasıl duydun? Bana bir anlatır mısın? Bakın Didem Hanım o gece ben yatmadım. Kızım da yatmadıydı. Kayınvalidem rahatsızdı. Hı. Ben balkona hava almaya çıktım. Tamam. Biraz oturdum. Tamam. Eşim incir getirmişti. Onları yedim. Tamam. 2-3 adım attım. Aşağı balkondan ikinci balkonun kapısına gelir gelmez silah sesi patladı. Tamam. Sonra yine patladı. 2-3 dakika ara gibi yani. Hı hı. Sonra evin içine girdim. Solana girdim. Hı hı. Bu tarafa. Eşime dedim ki ablam dedim Erenler Boğazı'nda uşaklar şey alıyor. Çekirdek falan alıyorlar. Kola falan alıyorlar dedi. Uşak valla oradan silah sesi geldi. Haklı dedim ben.
O da bana dedi ki yat yerine dedi, saçmalama dedi, içeni içmiştir dedi bana bu. Konuşabilir miyim? Hepsini dinleyelim sonra. Evet devam et. Önemli şeyler soracağım. 2-3 dakika sonra beni Sevgi'nin telefonundan Necla gelin aradı. Yani Muhammed'in karısı aradı, evet. Evet, dayısını aradı. Dayısının telefonunu beni açtım. Ne oldu kızım dedim ben. O da bana... Kadir'i de isteyelim. Hayatına son vermiş diyelim, basıyor çünkü orada. Hayatına son vermiş diyor. Devam et. Evet, aynen öyle. Evet. Sonra ben kalktım, beri doğru geldim ama böyle bir şey olamaz dedi Kadir. Bir ayağımla pantolonunu giydi. Tamam. Sen peki tartışma sesi duydun mu? Hayır, ben tartışma sesi duymadım. Sadece silah sesi duydum. Sadece silah sesi duydun. Çünkü annesi Hava Hanım, yani senin neyin oluyor? Görümcen oluyor. Görümcen bir tartışma sesi, bağırış çağrı sesi duyuyor. Sen duydun mu öyle bir şey? Hayır, ben bağırışma sesi falan duymadım. Sadece silah sesi duydum ben. Müzik sesi duydun mu o akşam? Çünkü sonuna kadar açmış müziği, köye girişi varmış. Hayır. Hiç müzik sesi falan geçmedi. Ben aşağı yukarı bir saat falan gezindim orada aşağı balkonda. Ama hiç bir müzik sesi falan yoktu. Silah sesini duyan müzik sesini de duyması lazım. Ama müzik sesini bu arada kayınvaliden de duymuyor. Evet, o da duymamış. Evet, sadece sen duyuyorsun müzik sesini. Duyanlar var köyde. Bilmiyorum ama ben şimdi bütün tanıkları, duyanlar varsa arayabilirler. Ama şu anda Dilek ben bir müzik sesi duymadım dedi. Doğru mu Dilek? Evet. Hani müzikle ben duyuyorum. Duyma şeyim var. Yani ama... oradan dediği yerden sevgilin müzik sesini duydum ve müzik sesini sonuna kadar açtı dediği yerde açmış olsaydı senin evinde oraya yakın sen de duyardın. Doğru mu Dilek? O müzik sesiyle oraya kadar geldi. Bir market varmış. O marketin oradan benim kameradan olduğum yere kadar. Kameradan geçiyor dedim hanım. Tamam biliyorum ama sonuçta aynı yerden bahsediyorsun. Aynı yerden. Diyor ki ya orada bir müzik sesini bir market var. Marketin oradan itibaren müzik sesini açtıysa benim oraya kadar geldiyse ben müzik sesi olsaydı ben onu duyardım. Benim oraya evim yakın çünkü silah sesini duydum diyor. Şimdi Muhammed'in ifadende diyorsun ki